kriter olarak şampiyonluk uyuyor. Yani eski bir Galatasaraylı oyuncu olarak. Son dönemde de özellikle dediğiniz gibi işte, Fatih Hoca, Hamza Hoca baktığımızda yakın dönemde yine Galatasaray forması giymiş, şampiyonluk yaşayan hocalar. Dediğim gibi kriter olarak her şey psikolojik olarak yani iyi başlıyoruz. Bu anlamda inancımızı yüksek tutabiliriz. Yüksekte bir inancımız var zaten. Onun dışında tabii ki ben hep belirttim, belki fazla da belirttim. Yani Galatasaray'ın hocası olmak istediğimi, Galatasaray'da çalışmak istediğim bunun benim için bir büyük bir onur, büyük bir gurur olduğunu ve bu anlamda hiçbir beklentimin olmadığını, sadece Galatasaray'ın hocası olmak için her şeyi, elimden gelen her şeyi yapabileceğimi söyledim. O yüzden tabii ki uzun bir sürede zorlu bir sürü oldu seçim süreci, uzun bir seçim süreci. Onun devamında tabii ki ben başkanımızın, yönetimimizin kendi özellikle geçirdikleri süre içerisinde kendileri için en doğru seçimi yapma araştırması içerisinde olduklarını gördüm. Devamında da böyle bir konuşma olunca tabii ki dünyanın en mutlu insanı oldum. Özellikle demin de söyledim, oğlum çok bekliyordu. Ona bunu aktardım ve gerçekten inanılmaz heyecan, inanılmaz bir mutluluk. Onun yanında da tabii ki hemen hedefleri düşünmeye başladım. Yaşayacağımız hedefleri, başarıları, bunları hayal etmeye başladım. Yani dünyanın en mutlu insanlarından biriyim. Şu an burada olmak, bu statta olmak, dün Florya'da o havayı teneffüs etmek dünyanın en mutlu insanlarından biriyim. Şimdi Fatih Hoca tabii ki benim için çok değerli. Uzun yıllar beraber çalıştık, şampiyonluklar yaşadık. Galatasaray için çok büyük, çok önemli bir isim. Dün kendisi beni aradı, hayırlı olsun dedi. Elimizden ne geliyorsa sorabileceğin her şeyde yanındayız dedi. Ben de tabii ki Fatih Hoca'ya özellikle onun bizler için, Türk teknik direktörler için açtığı yolda biz de doğru bir şekilde ilerlediğimizi, Galatasaray'da da bu görevde elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızı söyledim. Hocaya bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Yanımızda olduğunu bu anlamda gösterdi. Ben de dediğim gibi bizim için önemli, değerli ve bu tür bir konuşma aramızda geçti hocamızla. Kendi ekibimle, uzun yıllarda çalıştığım bir ekibim var tabii ki. Onlarla birlikte geliyorum. Bunun üzerine eklemelerimiz olacak. Birkaç gün içerisinde bunları da tam olarak açıklarız. Birçok isim bu anlamda, kendi içimizde düşündüğümüz isimler var. Bununla ilgili en kısa zamanda sizi bilgilendireceğiz. Kendi ekibim zaten beni bekliyordu. Onlar şu an hazır. Pazartesi takım başında olacağız zaten. Bunun dışında dediğiniz gibi Galatasaray'da potansiyelli oyuncular var. Geçen sene yapılan transferler var. Bunları da özellikle pazartesi günü antrenmanlar başlıyor. Bütün oyuncularımı görmek istiyorum burada. Oyuncuların performanslarını görmek istiyorum, tanımak istiyorum. Tanıdıktan sonra da oyuncularımızı bu anlamda yani en iyisini nasıl yapabiliriz? En iyi nasıl değerlendiririz? Yani burada bazı oyuncular bizle beraber olacak. Belki bazı oyuncuları kiraya vereceğiz. Özellikle genç oyuncularda kiralık gitmek, bir takımda oynayabilmek çok bu anlamda faydalı olabiliyor. Bunu Yunus'ta yaşadık. Yunus bizim için, Galatasaray için altyapıdan gelmiş önemli bir oyuncuydu. Az süre buluyordu. Gitti, oynadı. Şimdi geliyor, güçlü bir şekilde geliyor. Bu şekilde oyuncularımızın özellikle oynama alışkanlıkları için, performanslarını çıkartmaları için bunları da değerlendireceğiz. Ama şu andaki ilk planda oyuncularımı görmek istiyorum, tanımak istiyorum. Yani ilk hedefimiz oyuncuların hepsiyle vakit geçirmek, ondan sonra kararlarımızı vereceğiz. Bu oyuncular, elimizdeki oyuncular, büyük bir kısmı milli oyuncular, genç oyuncular, kaliteleri tartışılmaz.
Ama genel olarak bir takım performansı geçen sene ortaya çıkmadı. Bazen takım performansından ortaya çıkmadığı durumlarda bireysel performanslar da düşük olabiliyor. Bu birbirine bağlı zincirleme giden şeyler de olabiliyor. Hani psikoloji çok önemli futbolda. O yüzden kendilerine güvenmeleri çok önemli. Bunu zaman zaman yaşayamayabiliyorlar. Mağlubiyetler, üst üste gelen mağlubiyetler bunu da etki ediyor. Geçen sene bu anlamda belki oyuncuların tam olarak performanslarını sergileme anlamında çok iyi geçmedi diyebiliriz. Ama bu sene böyle olacak anlamına gelmiyor. Dediğim gibi demin de söyledim, oyuncularımızı görmemiz, değerlendirmemiz, hazırlık maçları oynayacağız, kamp yapacağız, antrenmanlarda göreceğiz. Bütün oyuncularımızı bu anlamda değerlendireceğiz. Ama ana hatlarıyla hepimizin bildiği, yani bizim de dışarıdan takip ettiğimiz, sizlerin takip ettiği, Sayın Başkanımızın, yönetim kurulumuzun en fikir olduğu, bu takımın mevcut ana ihtiyaçları var. Takviyeye ihtiyacımız var genel kadro olarak. Burada biz de özellikle orta sahadaki yani görünen, mevcut görünen eksiklerin üzerinde çok fazla çalışıp doğru bir çalışmayla birlikte. Yani burada tabii ki bir Türk sayısı her zaman önem kazanıyor. Yani kadro yapılanması üzerinde, kadro programı üzerinde Türk sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Bu yüzden hem Türk oyuncular kadro içine katmak istiyoruz, hem de burada yabancı kaliteli, direkt olarak bize etki edecek, direkt fayda sağlayacak, yani üst düzey Galatasaray formasına yakışır o kalitede oyuncuları içeriye katmak istiyoruz. Ondan sonra da takım, ben bütün oyuncuların performanslarının da bu anlamda değişebileceğini düşünüyorum. Yani iyi oyuncularla oynayan, bazen yani futbolcuda bunu görürsünüz, çevresindeki daha iyi oyuncularla daha iyi performanslar verebilir. O yüzden bu oyuncuları görmek için de dediğim gibi hem transfer yapacağız, hem de oyuncuların hem hazırlık maçlarında hem antrenmanlarda gelişimleri için elimizden geleni yapacağız.